Merhaba arkadaşlar, Gökçe'nin mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem gözünüze hem de damağınıza hitap edecek çok lezzetli ve doyurucu bir yemeğim var. Antep tava. Birçoğumuzun bildiği ismi ise türlü. Bunun için gerekli olan malzemeler: 2 adet kuru soğanım var, 4-5 diş kadar doğranmış sarımsağım var, 5-6 tane soyulmuş orta boy patateslerim var. Domateslerimi görüyorsunuz, bayağı bir fazla kullandım ben ama bu kadar fazla koymak zorunda tabii ki değilsiniz. Elinizde bulunduğu kadar 5-6 tane olsa da yeterli olur. 250 gram kadar ince doğranmış kuşbaşı etim var. Ben dana kuşbaşı kullandım ama koyun ya da kuzu varsa elinizde daha da lezzetli olur. Patlıcanlarımızın kabuklarını çizgili şekilde soyalım. Patlıcanları içine koymak için kabımızın içinde tuzlu su hazır. Şimdi doğradıklarımı onun içine alacağım, kararmamaları için. Önce ufak parçalara bölüyorum patlıcanı. Büyük olduğu için doğraması zor olacak. Evet, patlıcanlarımızı suyun içine alıyoruz. Büyüklüğünü kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. İster iri iri doğrayın, ister daha minik küpler halinde doğrayın. Çok doyurucu ve çok bereketli bir yemek. Kalabalık ailelerin vazgeçemeyeceği bir yemek. Kalabalık misafir davetlerinizde de tercih edebilirsiniz. Patlıcanların üste çıkmaması için bir porselen tabakla üzerlerini kapattım, bir kenara aldım. Şimdi patateslerimizi de küp küp doğruyorum. Tüm patatesler bitene kadar bu işleme devam ediyoruz. Soğanlarımızı da aynı büyüklükte doğruyoruz. Çok ufak olmasınlar. Burada doğrama işleminde büyüklük oranı insanın tamamen evindeki zevke yahut talebe bağlı. Çocuklarınız büyük soğan sevmiyorlarsa daha ufak da doğrayabilirsiniz. Ama ben diğer sebzelerle uyumlu olması için hepsini bir boyda doğramaya dikkat ettim. Domateslerimizi de aynı şekilde doğruyoruz. Domateslerimin kabuklarını soydum. Dondurucudan çıkarmış olduğum yaz domatesleri. Biraz erimeleri için beklettikten sonra çok kolay doğrayabiliyorum. Evet, hepsini tepside birleştirdim. Böyleyken bile ne kadar güzel görünüyorlar. Şimdi içinin sos malzemesini hazırlamaya geldi sıra. 2 yemek kaşığı domates salçamı, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı yine pul biber. Acı severseniz içine acı biber de ekleyebilirsiniz. Yeteri kadar tuzunu ekledim. Şimdi sıcak suyla salçamı eritiyorum. İçinde hiç pütür kalmayacak şekilde bütün salçayı açalım. Salçamız güzelce çözüldü. Sebzelerimizin üzerine hazırladığımız sosumuzu dökelim. Evet, şimdi ellerimizle bütün sebzeleri sosu yedirecek şekilde karıştırıyoruz. Sos her tarafına gelecek şekilde sebzelerin hepsini sosla ıslattım. Şimdi üzerine bir çay bardağı sıvı yağ döktüm. Çok ağır bir yemek olmasını istemiyorum. O yüzden yağ miktarını ben az kullandım. Ama sizler yağlı yemek seviyorsanız biraz daha fazla yapabilirsiniz yağını. Şimdi üzerine yağlı kağıt geçirdim tepsimin.
Daha sonra alüminyum folyo ile tepsinin her tarafını sıkı sıkı kapatacağım. Tek parça yetmediği için alüminyum folyoyu bu şekilde iki parça şeklinde kestim. Tepsinin yarısına bir şekilde. Evet, ikinci parçayı da diğer yarısına sıkı sıkı kapatıyorum. Yanlarını sıkıca bastırıyorum hava almaması için. Fırınımızı 200 derecede ısıtalım. Tepsimizi fırına sürdükten sonra tam 2 saat kadar ağız kapalı olarak pişsin yemeğimiz. Daha sonra 2 saat sonra tepsinin ağzını açın. Ağzı açık olarak da bir yarım saat ya da 20 dakika daha ateşte tutun. Yüzü böyle nar gibi kızarsın. Yanına pilav pişirdim. Pilavla beraber servis yapmak istedim. Çok lezzetli oldu. Mutlaka denemelisiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.